Şu anda daha ziyade gündem vatandaşın alım gücüyle ilgili bir gündem var. Bu para yanılsamasıdır. Asgari ücretteki artış gayet büyük bir orandır ve bu kadar büyük oranlı artışlar az gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomik kriz süreçleri yaşayan ülkelerde söz konusudur. Yoksa makroekonomik dinamikleri sağlam bir ülkede asgari ücret artışları zaten gündem olmaz. Ama gündem olsa da en fazla %2, %5 bir artış gündem olur. Şimdiki gibi %54'ler söz konusuysa bu ekonomide işlerin iyi gitmediğini gösterir. Bu iyiye gitmeyiş ifade etmek lazım. Özellikle asgari ücretli, dar gelirli vatandaşlarımızın suni bir yanılsamayla kendilerini zengin hissedip taahhütlü işlemlere girmemelerini tavsiye ediyoruz. Örneğin cep telefonu faturası vardır. Bir üst tarifeye geçmek istiyordur. Neyse paramız çok zaten bir üst tarifeye geçelim dememesi gerekir. Bu yanılsamadır. Kısa vadede bunun etkisi geçer. Fiyatlar intibak eder. Yani bugün 150 liraya aldığımız peyniri bundan bir ay iki ay sonra 250 liraya almaya başlayacağız. Bu gidişat üzülerek söylüyorum. Bir örnek olsun diye söylüyorum. O gıda ürünlerinde artarak artan bir süreç işleyeceğiz. Diğer mal ve hizmet gruplarında da böyle. Özellikle Avrupa'da bir kısım toparlanma var. En kötüyü gördüler kendi ifadelerine göre. Ama Avrupa'nın ithalatı artarsa Türkiye'den bu sefer iç piyasada mal bulamaz hale geldiğimizde daha yüksek bir enflasyonla karşılaşma olasılığımız var. Zor bir sürece gireceğiz. Aman ben vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum. Bu süreci geçici bir fiyat artışlarına aldanıp, ücretlerindeki artışa aldanıp harcamalarını, özellikle kontratlı harcamalarını arttırmamaları yönünde uyarmak istiyorum. Sayın Öztürk.